Kartacalı Hannibal. Milattan önce 247'de Kartaca'da Tunus Yarımadası'nda kurulmuş olan bir Fenike kolonisinde dünyaya gelir. 1. Kartaca Savaşı'nın ünlü kahramanı, Kartacalı komutan Hamilcar Barca'nın oğludur. Küçük yaşlarda babasıyla savaşlara katılmaya başlar. Doğduğu yıllarda Kartaca, Akdeniz'in en zengin bölgelerinden biridir. Bu nedenle Roma gözünü bu topraklara dikmiştir. Roma bu nedenlerle 1. Pön Savaşı'nı başlatmış ve Kartaca'yı ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Kartaca ordusu pek çok kayıp vermiştir. Bu kayıpların arasında Hannibal'ın babası Hamilcar Barca da bulunmaktadır. Hannibal babasının isteğiyle Roma'ya karşı her zaman kin duyacağına dair bir and içer. Babasının ölümünün ardından orduların başına Hamilcar'ın damadı Hasdrubal geçer. Hannibal bu dönemde M.Ö. 229 civarında Kartaca ordusunda subay olarak görevlendirilir. Hasdrubal'ın suikasta uğraması sonucu Kartaca ordusu oy birliğiyle Hannibal Barca'yı Kartaca'nın İspanya ordusunu yönetmekle görevlendirir. M.Ö. 218 yılında Roma'da senatörlerin ticaret yapması ve büyük gemilere sahip olması kanunla yasaklanır. Tüm bu kanunlara halk temsilcileri çıkarır. Bütün bu ileri atılımlar senatoyu rahatsız eder. Senato, halkın içeriye odaklanmış olan ve gün geçtikçe zenginler aleyhine dönen dikkatlerini dış sorunlara çevirmek için çare olarak 2. Kartaca Savaşları'nı başlatır. Roma Senatosu, Kartaca ile yaptığı anlaşmaya uymayarak İspanya'daki Sagonte kentini korumasını alır. Kartaca ordusunun komutanı, 25 yaşındaki Hannibal da Roma ile savaşmak için bahane aramaktadır. Sagonte'yi kuşatıp ele geçirir. Romalılar, Kartaca'dan Hannibal'ın kendisine teslimini ister. Kartaca reddeder. Tarihte Hannibal Savaşı olarak da geçen bu savaş, dünya tarihindeki en önemli savaşlardan biridir. Roma tam Afrika'ya çıkarma yapmayı planlarken, Hannibal fillerin de olduğu büyük bir ordu ile İspanya'dan İtalya üzerine yürür, İspanya'da kontrolü ele geçirir ve İspanyol prensiyle evlenerek hakimiyetini güçlendirir. Sadece 2 yılda tüm İspanya'yı topraklarına bağlar. Bunun üzerine Roma tarafından Kartaca'ya sert bir ultimatum gönderilir. Ya Hannibal'ı verirsiniz, ya bizler gelir alırız. Hannibal, kardeşi Hasdrubal komutasındaki bir orduyu İspanya'da bıraktıktan sonra ordusuyla M.Ö. 218 yılında İspanya'dan hareket eder. Hannibal'ın ordusunda 100 bin asker ve 37 fil vardır. Ordusuyla kuzeye doğru yürüyen Hannibal, Pirene Dağı, Keltiber kabileleriyle dövüşe dövüşe geçer ve onları karşılamak üzere gelen Roma ordusundan önce Pohone Vadisi'ne ulaşır. Bölgedeki Romalılar ve müttefiklerini atlatmak için ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız yani Hannibal, vadinin yukarısından bir yay çizip Alp dağlarına geçer. Büyük bir ordu ve filler ile antik çağ koşullarında yapılan bu yolculuk çok büyük bir başarı olarak kabul edilir. Pireneler ve Alp dağlarını geçerken hava koşulları nedeniyle ordunun bir kısmını kaybeden Hannibal, kalan güçleriyle Po Ovası'na hızla ilerler. Ordusuna Kelter'in 14.000 savaşçısı da katılır. Hannibal'ın güçleri onları durdurmaya gelen Roma ordusunu Terebia'da yok eder. Daha sonra Po Irmağı'nı geçen Hannibal, Terebia suyu kenarında 2 aylık bir aradan sonra Roma ordusunu bir kez daha yenilgiye uğratır. Bu iki savaş sonunda Roma, Kuzey İtalya'yı kaybeder. Yürüyüşünü sürdüren Hannibal, Trasimenus Gölü kıyısında Konsul Filomenus komutasında sayıca fazla olan Roma ordusunu bir kez daha yenilgiye uğratır. Bu ağır yenilginin ardından Roma Senatosu toplanır ve Fabius Maximus'u diktatör seçer. Diktatör Fabius Maximus'un kararsız davranışları M.Ö. 216 yılında Paulus ve Varro'nun konsül seçilmelerine yol açar. Roma bu iki konsülün komutasına büyük bir ordu verir. Bu ordu Hannibal'ı durdurmak üzere gönderilen son düzenli Roma ordusudur. Ve aynı yıl içerisinde Senne Meydan Savaşı'nda Hannibal'a yenilir. Bu savaşta Kartaca ordusu hilal düzeni denilen taktikle Roma ordusunu tuzağa çekmiş ve Roma'yı büyük bir hezimete uğratmıştır. Senne zaferinden sonra Güney İtalya Hannibal'ın tarafına geçmiştir. Ancak Hannibal'ın artan prestiji Kartaca Senatosunu korkutmuş ve Hannibal'a destek göndermeyi reddetmişlerdir. Senne Savaşı ile Roma'dan kopan Capua kenti, yeni bir ordu kuran ve güçlerini toplamaya başlayan Roma tarafından M.Ö. 211'de tekrar ele geçirildi. Hannibal'ın M.Ö. 204'te Roma'ya yaptığı baskın geri püskürtüldü. Kardeşi Hasdrubal, İspanya üzerinden bir yardım ordusuyla gelmeye çalışırken Kuzey İtalya'da öldürüldü. İtalya'nın güneyinde dağlara çekilen Hannibal, Scipio komutasındaki Roma ordusunun Afrika'ya çıkması üzerine başkenti korumak üzere M.Ö. 203'te Kartaca'ya çağrıldı. Roma ordusuyla yaptığı Zama Muharebesi'nde yenilgiye uğradı. Kartaca, Roma ile şartları çok ağır bir barış anlaşması yapmak zorunda kalmıştı. Savaşın ardından kendisini Kartaca'da yönetici olarak seçtiren Hannibal, maliyeti ve ekonomiyi düzeltmeyi başardı.
Ancak Romalıların baskısı ile Kartaca Senatosu tarafından görevinden alındı. Kendisine karşı yükselen muhalefet yüzünden gönüllü sürgüne giden Hannibal, önce Seleukos İmparatorluğu olmak üzere Ermenistan'a ve Britanya'ya giderek buradaki saraylarda askeri danışmanlık yaptı. Birçok kaynakta Bursa şehrinin kuruluşu Hannibal ile ilişkilendirilir. Britanya kralı Prusias'ın yanındayken Prusias'a bugünkü Bursa'nın olduğu yere yeni bir şehir kurmasını öğütledi ve şehirdeki ilk içme suyu şebekesini de kurduğu düşünülür. M.Ö. 183 veya 182'de Britanyalı yetkililer tarafından Romalılara teslim edileceğini anlayınca yüzünde taşıdığı bilinen zehri içmek suretiyle intihar ederek yaşamına son buldu. İntihar etmeden önce ne yapıyorsun diye soran bir adama Romalıları korkularından kurtarıyorum dediği rivayet edilmektedir. Roma, Hannibal'ın ölümünden yaklaşık bir asır sonra Akdeniz'in tüm kıyılarıyla beraber Kartaca'yı topraklarına katmıştır. Hannibal'ın hayalini daha sonra Attila gerçekleştirmiştir. Hannibal'ın mezarı bilinmemekle beraber ölüm yeri olan Gebze'de bulunan Tubitak yerleşkesinde kendi anısına yaptırılan bir anıt bulunmaktadır. Hannibal anıtı, Atatürk'ün dile getirmiş olduğu Hannibal'ın mezarının bulunması ve anıt yapılması isteği vasiyet kabul edilerek 1981'de yapılmıştır. Hannibal günümüzde de dünya ünlü bir komutan ve askeri strateji konusunda çok bilgili biri olarak kabul görmüştür. Yaşamı ve savaşları birçok belgesele ve filme konu olmuşlardır. Yaptığı savaşlarda kullandığı stratejiler yıllar sonra bile kullanılmaya devam etmiştir. Hatta Hannibal Barca'nın savaş stratejilerinden bazıları Kurtuluş Savaşı'nda da Yunan kuvvetlerine karşı başarıyla kullanılmıştır. Hannibal'ın bu ve buna benzer pek çok özelliğinden dolayı savaş tarihçisi Theodor ona askeri stratejinin babası unvanını vermiştir. Çünkü en büyük düşmanı olan Roma bile onun savaş taktikleriyle savaşlar kazanmıştır.